Gül Partisi'nin İzip İlçe Teşkilatı'nın kongresinde yaptığı konuşmada partilerin milletlerin kurduğunu, siyasilerin de tabelalarını astığını dile getirdi. Millet tarafından kurulan AK Parti'nin de çok kutlu bir yürüyüş olduğunu anlatan Gül, bu yürüyüşün Allah'ın rızası ve milletin duasını almak olmayı amaçladığını vurguladı. Türkiye'de milletin tabelasını kurduğu, milletin adamının öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kutlu yolculuk başladı. Bu kutlu yolculuğa bizimimiz, Gaziantep'imizde en büyük desteği o günden beri verdi ve inşallah her zaman daha güçlü bir şekilde vermeye devam edecek inşallah. Partileri millet kurar tabelasını bizler asarız. AK Parti'yi millet kurmuştur. Kökü maziye dayanan çok kurulu bir yolculuk. Çok kurulu bir yürüyüştür. Rabbim bu kurulu yürüyüşte, yolculukta Cumhurbaşkanımızla beraber yürüme şerefini verdiği için Rabbimize ne kadar şükredeceğiz. Çünkü bu yolculuğun niyeti, bu kurulu yürüyüşün amacı Allah'ın rızasını ve milletin duasını almaktır. Başka bir gaye yok. Siyasetimizi ona göre yapıyoruz. Fedakarca, özverili bir şekilde çalışan tüm dava kardeşlerim asla mevki için, makam için bunların hepsinin gelip geçici olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar milletin emanetleridir ve bu emaneti en güzel şekilde yapmak bizim boyumuzun borcudur. Ama bizim temel derdimiz milletimize hizmet etmek, ülkemize, şehrimize hizmet etmektir. İşte AK Parti yola çıktığı günden bugüne yapmış olduğu hizmetlerle milletimizin gönlüne taht kurmuştur. Milli olanlar, yerli olanlar AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'la bu anlamda hiçbir kavgası olmadan, hiçbir şekilde olumsuz düşünceye kapılmadan bu yolculuk devam etmiştir. Elbette AK Parti'ye herkes olmak zorunda değil. Muhalefet de olacak, yaptıklarını eleştirecekler. Bunlar siyasetin, demokrasinin güzellikleridir, olmazsa olmazlarıdır. Ama Türkiye'de bu anlamda eleştirinin ötesinde Türkiye'ye, değerlerimize, coğrafyamıza şaşı bakan bir anlayış da vardır. Türk siyasetinin en büyük sorunu ana muhalefetin getirmiş olduğu üstündeki seviyesizliktir. Ama bizler siyasette asla kaliteyi düşürmeden, çıtayı asla seviyeyi düşürmeden bir siyasetimizi yapacağız. Altıncı kongremiz. İnşallah yenilenmemize daha da fazla ileriye gidip daha da fazla vatandaşlarımızı kucaklamamıza vesile olacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle eş anlamlıdır. O yüzden AK Parti'nin asla ve asla rehavete düşmeye hakkı yoktur. Elbette ana muhalefetin durumu ortada. Ama bize düşen kendimizle yarışarak daha iyi bir noktaya ekonomide, demokraside, insan haklarında, üretimde, yatırımda çok daha iyi bir noktaya inşallah ulaşacağız. Tüm bunları da milletimizle el ele, omuz omuza vererek yapacağız. AK Parti'nin efendisi millettir. Biz asla efendiliği taslayan bir siyasi hareket değiliz. Bunu bize öğreten Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eksiğimiz, kusurumuz bizedir. Ama partimiz,
adı gibi aktır. Hiçbirimizin de bu partiye, bu tabelaya leke getirmeden çalışmamızı sürdürmemiz lazım. Değerli kardeşim, AK Parti olarak 2019 seçimlerine canla başla çalışıyoruz. Değerli kardeşim, inşallah 2019'dan sonra Türkiye istikrarını, demokratik kazanımlarını daha kalıcı bir hale getirecek. İstikrar kalıcı hale gelecek. Ve bu seçimler Türkiye'nin, bölgenin geleceği için çok önemli bir seçim. Değerli kardeşlerim, bizler çok daha fazla çalışarak yeni insanları vatandaşlarımızın partimize davet ederek, katarak, el ele, gönül gönüle bu AK Parti davasını, ki bu bir Türkiye davasıdır, sevdasıdır, büyütmek boynumuzu doğrusudur. Asla şahsi küçük hesaplar, bir takım polemiklere girerek bu yolculuğu asla zayıflatmaya hakkımız yok. Az önce değerli belediye başkanımız da söyledi. Hasbi bir şekilde çalışmalarımızı pergenin boyutunu aşarak, herkesi kucaklayarak bu dergaha, bu ocağa, bu partiye, bu çatıya, bu tabelanın altına daha fazla vatandaşlarımız gelmesini sağlayacağız. Asla şu partiye oy verdi, bu partiye oy verdi, benim onunla selamım olmaz, sabahım olmaz diyemeyiz. 80 milyon bizlere emanettir. 80 milyon bir tarağın dişi gibi eşittir. Birinci sınıf vatandaştır. Herkesi kucaklamak AK Partisi siyasetinin temel düsturudur. Değerli kardeşim. Türkiye etrafında yaşanan bütün hadiselerden en fazla bölge ve dünya ülkeleri arasında etkilenen bir ülkedir. Ve Gaziantep'te coğrafi konum itibariyle bu bölgedeki gelişmelerden en fazla etkilenen bir şehirdir. Nizip'imiz, Karkamış'ımız, Gaziantep'imiz bir şehir olarak, bir bütün olarak özellikle Suriye'de yaşanan hadiselerden çok büyük bir şekilde etkilenmektedir. Özellikle Suriyeli muhacir kardeşlerimize, misafirlerimize Gaziantep'imizin göstermiş olduğu ensar ruhu gerçekten tarihe altın harflerle yazılmıştır. Ekmeğini bölüşen, sofrasını bölüşen, paylaşan, yetimlerin başını okşayan bu hemşerilerimle, Nizip'le, Karkamış'la, Gaziantep'le bu şehrin bir evladı olduğum için, bu milletin evladı olduğum için Rabbime şükrediyorum. Ve bütün dünyaya insanlık dersi veren bir şehir, veren bir ülke. Değerli kardeşim, Türkiye'nin etrafında yaşanan tüm bu hadiseler esasen Türkiye'nin istikrarını, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, bekasını ortadan kaldırmaya yönelik bir oyunun, senaryonun nasıl oynandığını çok iyi gözlerimle sermektedir. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlar var. Neden? Çünkü Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile dışa bağlı olmaktan kurtuldu. Önceki dönemlerde ben emeklimin, işçimin, memurumun aylığını ödeyemem, bana borç ver diye başbakanlar ülke ülke gezip para dilenirdi. Doğru mu? Hacı Fevzi Bey de bana alıştırdı. Doğru mu diye sonra sonra ben de böyle başladım şey. Değerli kardeşlerim, Türkiye IMF'ye 2013 Mayıs ayında son kuruşunu, son borcunu ödedi ve ekonomik olarak kendi yoluna giden istikrar abidesi haline geldi. Hemen neyi devreye koydular? Gezi olaylarını devreye koydular. Meselenin ağaç olmadığını çok iyi görüyorum. Yine yoluna emin adımlarla giderken 17-25 Aralık yargı üzerinden bir darbe girişimi yapmaya çalıştılar. Sonra 15 Temmuz darbe girişimiyle bu milletin birliğini, varlığını, bayrağını, ezanımızı, devletimizi yıkmak istediler. Ama hamdolsun o gece ölümüne, ölümüne milletin gücünden başka hiçbir güç tanımak yerler sokaklara olarak darbe etti.
karşı çıktı ve bu darbeye kalbiyle, eliyle, göğsüyle bu hayasız çarkını durdurdu çok şükür. Değerli kardeşlerim, ve bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin kaderi işte AK Parti'nin kaderi dediğimiz meselede bu dik duruştan rahatsız olanlar Türkiye'de bir kara propaganda, algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Ama bunlar da asla başarılı olamayacaklar. Ve biz yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, 80 milyonu Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birinci sınıf vatandaş gören anlayış reformları yapan bir parti olarak yolumuza daha da kucaklayıcı bir şekilde ve bütün vatandaşlarımızı, yaşam tarzı, düşüncesi, inancı, inanışı her ne şekilde olursa olsun bu farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir siyasi anlayışa sahibiz. Bunların, bu farklılıkların birer bir arada yaşamanın zenginliği olarak, güzelliği olarak görme anlayışımız yine devam edecek ve bu kararlılığımızı da sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, çok fazla vaktinizi de uzatmak, almak istemiyorum. Türkiye'de AK Parti'nin bütün şehirlerimiz olduğu gibi Gaziantep'e yaptığı yatırımları da en iyi sizler biliyorsunuz. 23 milyar lira AK Parti hükümetlerinin şehrimize yapmış olduğu hizmetler var. Ben bu hizmetleri el birliğiyle çalışarak buralara getiren çok değerli kardeşlerime, Mehmet Sarı milletvekilime yapmış olduğu hizmetimize katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine Ali Şahin Bakan Yardımcısı milletvekilimiz kardeşimize, Nizim'imize yaptığı, Gaziantep'imize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine başarılı bir şekilde gece gündüz demeden Nizim'imize hizmet için gece gündüz çalışan belediye başkanımız, çok değerli kardeşim Hacı Fevzi Akkoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yine ilçe başkanımız sürecinde genç yaşıyla, enerjisiyle partimiz için, davamız için gece gündüz harcayan Fatih Uzun Aslan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yeni yönetimle beraber başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bizler AK Parti ailesi olarak milletvekillerimiz, çok değerli milletvekilim Abdülkadir Yüksel kardeşim, çok değerli milletvekilim Şamil Tayyar kardeşim, çok değerli milletvekilim Mehmet Erdoğan kardeşim, çok değerli milletvekilimiz Ahmet Özel başkanımız, kardeşimiz, ağabeyimiz, yine çok değerli milletvekilimiz Canan Candemir kardeşimiz, bacımız, hepimiz ve Necat Koçer milletvekilimiz, o da hacdan döndü, katılamadı. Yine Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bakanımız, il başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hep birlikte bu şehrimize, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dualarınızla inşallah Rabbim bizlere başarılar diliyoruz. Değerli kardeşim, Türkiye'de AK Parti olarak biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim tek sevdamız bu millete hizmet diyoruz. Ana muhalefetinde son zamanlarda çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin ortak meselelerine karşı ne kadar yabancı, ne kadar farklı baktığını hepimiz görüyoruz. Değerli kardeşim, bir defa Türkiye'deki meselelere söz söyleyecekseniz önce ayık kafada olacaksınız. Önce Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor onu çok iyi bileceksiniz. Bakın, birisi çıkıyor, eline bir şey tutuşturuyor. FETÖ terör örgütünün mensupları çıkıp onu açıklıyor. İşte adiletsiz, işte şu kadar seyahat etti, yanında da bir kadın vardı ama tutuklamadılar, yakalamadılar. Sonra anlaşılıyor ki o kişi bir yerde toptancılık yapan bir vatandaşmış. Yani Allah korusun, bunlara bir gün Türkiye yönetimi devredilse toptancı, sebze ağacı, kamsamacı kalmaz, herkesi aldılar, adalet diye içeriye çıkarlar. Bunlar da adalet vatandaşı, bu kadar. Bir tanesi sofra yapıyor,
terör örgütü çıkıyor onu söylüyor. Eline kağıt tutuşturuyor, çekip onu söylüyor. Bunlar bu ülkeye hiçbir hayır yok. Bugün FETÖ'cüler yargılanırken adil, bağımsız, tarafsız mahkemeler önünde çıkıp yürüyorsun. Dün yargıda, siyasallaştığında vesayetçi anlayış içerisinde ideolojik kararlar verdiğinde ve FETÖ'cülerin yapmış olduğu yargı içerisindeki operasyonlar olurken nereden çıkıp yürümedin? Şimdi FETÖ'cüler hesap verirken seni yürüten motivasyon nedir? Kime hizmet ediyorsun? Bunlar gerçekten milletimizin sorduğu haklı sorular. Bir diğer milletvekili çıkıyor, Türkiye'nin birliği için, bekası için terörle mücadele eden askerimize, polisimize, hükümetimize iftira atıyor. Bunlar sivilleri vuruyor. Senin sivillerden anladığın teröristler midir? Türkiye terörle mücadele ederken, kararlı bir şekilde mücadele ederken bu terörle mücadeleyi baltalayacak, öldürecek bu gibi laflar, bu gibi sözlerin asla kabulü mümkün değildir. Bunu bir milletvekili söylüyor, CHP milletvekili söylüyor. Önce ben şunu söylüyorum, CHP'nin tabanına. Atatürk'ün kurduğu CHP, bu CHP midir? Atatürk'ün kurduğu bir CHP'nin milletvekili, Türkiye'nin bağımsızlığı için, bekası için, askerin yapmış olduğu, Mehmetçiğin yapmış olduğu bir mücadelede, teröristleri öldürürken yapmış olduğu mücadelede siviller öldürülüyor diye bir CHP milletvekili, Atatürk'ün kurduğu bir partinin milletvekili bu lafları söyleyebilir mi? Ama bakıyoruz, CHP Genel Başkanı'ndan bir söz çıktı mı? Bir söz çıkmadı. Disipline mi verildi? Kınama mı yapıldı? Hiçbir şey söylenemedi. Yani bu sessizlik, CHP Genel Başkanı bu sessizliği kendi milletvekilinin Mehmetçiğimize yapmış olduğu iftirayı kabul anlamına mı geliyor? Değerli kardeşlerim, Türkiye bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ederken ana muhalefet partisinin elbette iktidarı eleştirebilirsiniz. Elbette siz iktidar alternatif olarak projelerinizi söylersiniz. Ama bunu yaparken Türkiye'nin ulusal güvenliği ilgili meselelerde bir ve beraber olmamız lazım. Bu meselede ortaya konan tavır ancak terör örgütlerini sevindirir. Bu tavırlar, bu eylemler ve açıklamalarında gerçekten ülkemiz insanı çok derinden üzdüğünü bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşim, ben sözlerime son verirken kongremizin Nizip'imize, Gaziantep'imize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve dünyanın birçok yerinde Arakan başta olmak üzere mazlum, gariban, fakir, fukara, ezilen bütün mazlumların da bir an evvel kurtulmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Dikkat ettiyseniz, Türkiye'den başka Arakan'ın yanında hemen yer alan kimse yok değerli kardeşim. Dünya beşten büyüktür diye Recep Tayyip Erdoğan